Hanımlar beyler günaydın. Saat şu an 2:30. Bugün pazar. Aile günü olduğu için saat 2:30'a kadar birazcık aileye özel bir zaman geçirdim. Şimdi Leyla'nın uyanmasını bekliyoruz. Masamızı toplamamız gerekiyor. Hatırlıyorsanız dün ofisimizden büyük ekran falan filan getirdik. Ve artık evde çalışacağımız için Deniz'le beraber çalışma alanımızı organize etmemiz gerekli. Şimdi birazdan onu çekeceğim. Leyla'nın uyanmasını bekliyoruz. Leyla uyanır uyanmaz da Facebook'tan yurdum zaten küçük suya gideceğiz. Bundan sonra ailecek böyle farklı farklı yerlere gidiyor olacağız. Eğer ki siz de şuraya buraya da gidebilirsiniz. Şu mekana bu mekana da tanıtabilirsiniz. Ya da buraya gitmeyi düşünüyordum bir gidiversenize benim için falan filan gibi. Mesajlarınızı videonun altına yorum olarak eklerseniz çok mutlu oluruz. Durumlar böyle. Gezen bir aileyiz. Allah kısmet ederse de seneye de Kanada'ya kadar gezeceğiz. O yüzden bize yardımcı olun. Evet işte bu gördüğünüz benim sevgili piyanom. Çok fazla piyano çalışmıyorum eskisi kadar. Ama onu da arttırmayı planlıyorum en yakın zamanda. Burası da bizim Deniz'e yeni çalışma alanımız. Evet Deniz genellikle koltukta ya da masada da şuradaki yemek masasında da çalışabiliyor ama ben edit yaptığım için bir masaya ihtiyacım var. İşte o yüzden bu masanın organize olunması, denetlenmesi gerekiyor. Hemen arkamızda da Leyla'nın oyun parkı var ve burada da Leyla'nın evi var ve Leyla'nın evinde de bebekleri uyuyor. Kendisi uykuya gitmeden önce bunların hepsini tek tek uyuttu. Evet. Öyle. Yani Leyla burada oynarken ben de burada çalışıyor olacağım. Evet millet, bu kamerayla beraber yapmak istediğim şeyleri artık yapamadığımı fark ettim. O yüzden ofisimizden getirdiğimiz Batan Gemi'nin mallarından olan GoPro'muzu kullanmaya karar verdik Deniz'le beraber. İşte bir tripod vasıtasıyla şu anda Ozan'ın elinde tuttuğu yüksekliğe getireceğiz ve gördüğünüz gibi GoPro'nun uygulamasıyla beraber masamızın ne kadar toplanıp toplanmadığını çekebileceğiz. Ve bu şekilde siz de bunu izleyebileceksiniz. Şu an bayağı Deniz tabii ben bu GoPro'yu setup etmeye çalışırken toplama işlemini gerçekleştirmiş. Aferin sana. Jack sen ne yapıyorsun? Evet gördüğünüz gibi Leyla Hanım uyanmış. Şimdi Leyla'yı almaya gidiyoruz. Günaydın aşkım. Ne olmuş? Ne olmuş? Ne var orada? Hızlı bir şey mi geçiyor kızım? Ha? Jack Jack bağırıyor evet değil mi? Jack'e mi uyandın sen? Jack mi seni uyandırdı kızım? İyi uyudun mu? Ha? Anne. Anne aşağıda masayı topluyor. Şimdi giyineceğiz hemen hepimiz dışarı çıkacağız. Küçük suya gideceğiz tamam mı? Jack kaşınma. Nasıl oldu? Bilmem. Güzel oldu bence. Bence de gayet güzel gözüküyor. Wow. Tertemiz. Ama bu da işte göstermediğimiz kısmı. Tara! Ve tara! Jack niye ağladığını söyleyeyim. Çünkü dışarıda birisi oyuncak arabayla oynuyor ve Jack ona kızıyor. Küçük suya gittin mi daha önce? Ha? Yap söyle. Masalımızı topladığımız sırada bayağı bir çöp çıkmıştı. O yüzden onları gördüğünüz gibi çöp kutusuna attım. Şimdi Deniz yukarıdan Leyla ile beraber geliyor. Ve küçük su göksuya doğru gidiyoruz. Hello. Sürmek isterdim babacığım. Aa neden? Şimdi küçük çocuklar için mi biz artık? Evet. İşte şimdi arabamıza bindik ve annemiz arabamızı kullanıyor. O yüzden biz de baba ve kız olarak arkada oturuyoruz.
Bakacağım. Bakacağım, tamam oldu, gel bakalım bak. İşte burası küçük su nehri. Geldik Denizciğim, değil mi? Evet, şu an çok sinirliyim. Çünkü hem açım ve gördüğünüz gibi Leyla durmuyor yerinde, çok sıkıldı. İşte uff, bitti falan inmek istiyor. Ve Deniz'de acaba orada ne var uzakta diye merak ederek ona dön dediğim yere dönmedi ve trafik olan Anadolu Hisar girişini bir de öbür taraftan şu anda bir daha yaşıyoruz trafiği, aynı trafiği. Durumlar böyle. Şimdi Anadolu Hisar'ın içerisinden geçip küçük su kastına doğru gireceğiz ve orada bir yere park edeceğiz inşallah. Görüşmek üzere. Evet, işte geldik. Şimdi burada nereye gideceğiz Deniz'ciğim? Gel bir yürüyelim şöyle bir. Bakalım neredeyiz. Ya, bir loket edelim kendimizi. Yemek diye bakınca ilk çıkan yer Big Chefs ve sevgili Belgin Hanım da Big Chefs'e gitmemizi önerdi küçük şeye geldiğimizde. Ama Big Chefs hani her yerde olan böyle bir franchise tadında olduğu için cezbetmiyor. Deniz'le beraber illa da böyle bir lokal bir şey böyle bulma kafasındayızdır biz her zaman. Evet, Deniz ile Leyla'dan ayrıldım çünkü Leyla artık aç olduğu için çok huzursuzdu. Leyla ile beraber Deniz dere balık denilen bir yere doğru ilerlediler. Şimdi ben de onların yanına doğru gidiyorum. İşte Leyla'nın rakısıyla beraber. Leyla'cığım, Leyla. Bak ne çalıyor, Naynan çalıyor kızım, değil misin Naynan? Aaa. Levrek marin, semizotu ve patlıcan. Değişmeyen mezelerimiz. Kalamar ve midye. Tekir ve istavrit. Bu ne balığı? Palamut. Dere balık kendinizi rahatsız edeceğiniz salaş bir balıkçı. Hemen Göksu Deresi'nin girişinde. Burası tam 30 senedir bulunan bir mekan. Göksu Deresi'nde teknelerini demirleyen balıkçıların aslında kahvesi burası uzun süreler boyunca.
2007 yılından itibaren de balıkçı olarak hizmet vermeye başlamış. Bizler balıklarını yedik, mezelerini yedik, oldukça beğendik. Mutlaka bu tarafa yolunuz düştüğünde lokal eski bir yere gelmek istiyorum diyorsanız buraya uğrayın. Bir duvarı Anadolu Hisarı'nda, bir tarafı dereye doğru bakıyor. Oldukça keyifli bir yer. Mutlaka öneriyoruz. Evet, hadi kay bakalım. Biraz büyüdün galiba. Leyla'cığım, eğlendin mi? Baba kibar. Kıbık o bir kibar. Çok güzel oldu. Bugün genel olarak yaramazsın. Evet, dönüş yoluna doğru geçtik. Gayet güzel bir maceraydı bizim için. Leyla'nın olması ve birazcık geç kalmamız bizi zorladı açıkçası. Ama yine de oldukça güzel yerler gördüğümüzü düşünüyoruz. Keşke biraz daha vaktimiz olsaydı da daha fazla yerler gezebilseydik. Biraz daha erken gelmeliydik ama bunun için. Her neyse artık bir dahaki sefere. Şimdi eve doğru dönüyoruz. Temiz havadan burası temizde bir salatlık var mı? Evet, biraz bir salatlık var değil mi kızım? Sende biraz salatlık var mı? Aferin. Evet. Hayır. Şunu da düşünüyorum. Sen ne yaptın, yıkandın mı? Çok eğlendim. Hayır, erken. Çok eğlendim. Sen gezdin mi Cenk? Ben zannettim uyudu diye. Onun için sürdüm. Mua. Babaya sinirli oluyorsun. Bugün Leyla bedeninizle beraber bu küçük su kastırını keşfetmek gerçekten çok keyifliydi. Yani orada böyle güzel görüntüler çektik falan. Fotoğraflar, videolar falan. Oldukça eğlenceliydi ama edit kısmı birazcık beni zorladı tabii ki. Bugün editini birazcık geç bitirebildim. Güzel bir gezi olmasına rağmen. Aynı zamanda o dere balıkçısı da harika bir yerdi. Gerçekten çok nostaljikti. Böyle Türk sanat müzikisi falan çalıyordu. Genel olarak güzel bir gündü. Güzel bir pazar, güzel bir aile pazarı geçirdik. Şimdi yatacağım. Yarın erkenden kalkıp işlere koyulmanın günü. Pazartesi günü, hafta başı. Üçüncü haftamız bitiyor. Ve sigarayı bıraktığımın dördüncü günü. Bu anlamda çok mutluyum tabii ki. Kendinize inanın. Gülümseyin, derin nefes alın ve devam edin.